Milano'daki Sant Ambroccio Bazilikası'ndayız ve Atrium denen bölüme giriş yaptık. Atrium alanı geniş, dikdörtgen yapıda bir alan ve ortada büyük bir açık alan var. Yan kısımlarda ise tonozlu koridorlar göze çarpıyor. En uç kısımda ise artık bazilikanın kendi binası başlıyor. Yukarı doğru bakarsak sütün başlıklarının hayvan motifleriyle süslendiğini görebiliriz. Bazilikanın yapısı ise iki katlı Roma kemerlerini ya da taklarını andırıyor. Milano'da çok e, antik bir yapıda gibi hissediyorum kendimi ki bu hislerim gerçek zira bu yapı şehirdeki en eski Hristiyan mekanı. İtalya'da erken dönemde inşa edilen kiliselerde atrium denen avlu kısımları epey yaygındı. Bu teknik antik Roma mimarisinden öğrenilmiş. Buraya gelince sanki bu atrium kısmını geçerek kutsal bir alana giriyoruz hissine kapılıyoruz. Bu alanda Milano'nun koruyucu azizi ve psikopozu Aziz Ambroz'un, rölikleri yani kutsal kalıntıları bulunuyor. Şimdi tarihte bir yolculuğa çıkalım ve 3. yüzyıla gidelim. Antik Roma İmparatoru Diokletianus güvenlik sebebiyle imparatorluğu ikiye bölüyor ve Milano'yu batı kısmının başkenti ilan ediyor. Dolayısıyla Hristiyanlığın buralarda yeni yeni ortaya çıktığı, Roma İmparatorluğu'nun da son zamanlarını yaşadığı bu dönemde şehir önemli bir rol oynamaya başlıyor. Hristiyanlık o dönemde daha çok tazeydi. Dinin ileri gelenleri tam olarak nelere inanılacağı konusunu çeşitli toplantılarda tartışıyordu. Şimdi de gelin kilisenin içine girelim ve muhabbetimize orada devam edelim. Bu arada kilise dedim. Farkındayım. Burası bazilika ama genel anlamda Hristiyanların ibadet mekanları için kilise terimi de kullanılıyor. Ama bazilika tam olarak ne anlama geliyor? Derseniz, antik Roma mimarisi örnek alınarak inşa edilen büyük ölçekli kiliselere bazilika diyoruz. Aslında paganlara ait olan bu mimariyi Hristiyanlar alıp kendilerine uyarlamışlar. Evet, Burası genel açıdan konuşursak 4. yüzyıldan kalma antik bir mekan olsa da karşımızda duran yapı 11 ila 12. yüzyıldan kalma. Bu döneme sanat tarihinde Romanesk dönem diyoruz. Romanesk, Romalılar gibi, onlara özgü anlamına geliyor. Bu kilisede Romanesk üslubun pek çok öğesi var, mesela yuvarlak kemerler. Burada ilginç bir şekilde kaburgalı çapraz tonuzun erken dönemdeki bir kullanımını da görüyoruz. Çapraz tonozlar tuğladan kaburgalarla birbirinden ayrılmış. Gözümüzle aşağı doğru takip edersek cüsseli sütunları görüyoruz. Bu sütunlar nef kısmının orada bir var bir yok şeklinde sıralanmış. Ayrıca ortadaki nef alanını yanlardaki koridorlardan ayırıyorlar. Burası epey karanlık, Romanes kiliselerde umacağımız türden. O dönemde mimarlar halen tonoz sistemini deneme yanılma yaparak kullanıyordu binanın ağırlığını taşıyacak sistemleri yeni yeni çözüyorlardı. Dolayısıyla burası karanlık ama örneğin Fransa'daki Chartres Katedrali'nin iç mekanı epey aydınlıktır. Zaten içinde durduğumuz bu bazilikada klerostori kısmı yok. Klerostori kısmı burada bulunmuyor. Işık doğu ve batı uçlardan giriyor. Tabi bir de kubbedeki ufak pencereler var. Kubbenin altında baldaken denen Altarın üzerine örtü işlevi gören bir sistem var. Baldaken normal örtü de olabilir. Buradaki gibi taştan bir yapı da olabilir. Evet, Baldaken'in üzerindeki tasvirde Aziz Paulus ile Aziz Petrus ile beraber İsa peygamber gösterilmiş. Bunun karşısında yani altara bakan tarafta da Aziz Ambros ve yanındaki imparatorlar 1. ve 2. Otto ile beraber gösterilmiş. Baldaken'i desteklemek için Mor Porfir taşından büyük sütunlar yapılmış. Sütunlar muhtemelen Aziz Ambros'un yaşadığı dönemden kalma. Baldakenin altındaki altar muhteşem, altından bir altar. Üzerinde Aziz Ambros ve İsa Peygamber'in hayatından kesitler yer alıyor. Az önce buna altından dedim ama altının yanı sıra gümüş, emaye, parçalar ile mücevher ve elmaslar da kullanılmış. Absis kısmındaki mozaikte tahtta oturan İsa figürünü görüyoruz. Evet, Batı Roma İmparatorluğu'nun taze başkenti Milano'dayız. Burası Roma'dan sonra Lombardlar, Karolenji İmparatorluğu ve Otto döneminde de önemli bir şehir olma görevini sürdürdü. O yüzden Batı Avrupa'da halen önemli bir dini merkez konumundadır.